Herkese merhabalar. Bu dersimizde koordinat sistemlerini öğreniyor olacağız. Şu ana kadar basit objeler çizmeyi, bu objelerin kenarlarını, köşelerini nasıl tutacağımızı öğrendik. Artık biraz daha uzayda nerede ne yaptığımızı bilerek çalışmaya başlamamız gerekiyor. Ve bunun için temel olarak koordinat sistemlerine dair bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Koordinat sistemleri geometri derslerini dersi alanlar hatırlayacaktır. Uzayda bir objenin bulunduğu noktayı tanımlamak için kullandığımız sistemler aslında 3 boyutun genişlik, derinlik ve yükseklik olarak uzayın 3 boyutunun adreslenmesi olarak tanımlayabiliriz. Bunu daha böyle ete kemiğe büründürmek için şu şekilde bir çalışma yapalım. Basit objeler komutları basitçe çalıştırmayı artık biliyorsunuz. O yüzden siz de benimle birlikte deneyin lütfen. Bir nokta çizeceğim şu anda sahnemde. Nokta çizmek için şurada bakın tek nokta adında bir komutumuz mevcut. Tıklıyorum ve bakın diyor ki noktayı nereye çizeceksin? İşte noktayı nereye çizeceğiz? Şimdi bu önemli sorumuz bu ders için önemli olan sorumuz budur. Şimdi siz mouse'la bir yerleri tıkladığınızda görüyorsunuz aslında uzayda tam olarak nereye tıkladığımızı bilmiyoruz. Göz kararı bir yeri tıklıyoruz. Ama biz Rhino'da uzaydaki tam nokta adresini vererek bu noktanın tam istediğimiz yere çizilmesini sağlayabiliyoruz. 3 boyut var demiştik. Genişlik, derinlik ve yükseklik demiştik. İşte bu genişlik, derinlik ve yükseklik yönleri için sırayla değer vererek noktayı uzayın tam merkezine çizeceğiz şimdi. Mouse'la tıklamak yerine bakın şurada location of point object'in yanına bir şeyler yazabiliyoruz. Şunu yapın lütfen. 0,0,0 yazın. Bakın mouse'u sürükleseniz de noktanın yeri sabitlendi. Enter'a basarsanız ya da sol tıklarsanız mouse'umuz, şey özür dilerim mouse'umuz değil noktamız çizilmiş olacak. Enter'a basıyorum. Görüyorsunuz uzayda 0 0 0 adresine yani uzayın merkezine nokta çizilmiş oldu. Bu noktayı çizince şunu da öğrenmiş olduk. Grid'imizin üstünde yeşil ve kırmızı çizgiler var görüyorsunuz. Bu yeşil ve çiz kırmızı çizgilerin kavuştuğu nokta sıfır noktasıdır. Rhino'da arayüzün bize sağladığı bir kolaylık budur. Bütün 3 boyutlu modelleme programlarında sıfır noktası oldukça önemlidir aklınızda bulunsun. Genelde modellerimizi sıfır noktasına yakın çizmeye çalışırız. Bunun sebebi şu. Tabii ki çok büyük projelerde otel çiziyorsanız her, her model sıfırın orada olamayacaktır. Ama basit bir şey çiziyorsanız sıfırın civarında çizeriz ki e, sıfır uzayda bulması en kolay nokta. Mesela siz Rhino'da bir çizim yaptınız. Onu dışarı aktardınız. Başka bir e, üç boyutlu modelleme programında diğer bir insan açacak olursa sıfırda olan modeli çok kolay bulur. Öbür türlüsünde nereye çizmişsin abicim diyerekten size geri dönüşler yapılabilir. Geri dönelim konumuza. Sıfır noktasına bir nokta çizdik. Ee, Uzayda sıfır adresine bir nokta çizdik. Mesela bakın ikinci bir nokta çizelim. Yine nokta komutunu çalıştırıyorum. Pozisyon olarak bu sefer sıfır. Benimle birlikte yapın. Sonrasında zaten mantığını anlıyor olacağız. Pardon. 10 virgül 0 virgül 0 yazıyorum ve enterlıyorum. İkinci noktanın nereye çizildiğini gördük mü? İşte e, X aksında X, Y ve Z'dir. Bu yazdığımız rakamlar sırayla. Ve artık Rhino arayüzünde de bakın her viewport'un sol alt köşesinde bu akslar gösterilir. X genişlik aksıdır. Y tabi uzaya göre konuşuyorum. Hani sizin arabanızı uzaya göre farklı bir açıda koyarsınız. Arabanın genişliği olarak düşündüğünüz yer aksın yönünü tutmayabilir. Ama uzay için konuşursak standart olarak... X genişlik aksıdır, Y derinlik aksıdır, Z de yükseklik aksıdır. Ve bizim bu yazdığımız adreslerde ilk rakam genişlik, X ikinci rakam derinlik, Y üçüncü rakam yükseklik, Z'deki e, değeri belirtir. Peki 10 nedir? 10 birim, hani çizdiğimiz modelin e, birimi olarak ne ayarladıysak odur. Şu anda bizim dosyalarımız hiç değişiklik yapmadığımız için milimetreye ayarlı. ölçü ayarını değiştirmeyi gösteriyor olacağım. Şu anda ihtiyacımız yok. Yani şu anda birinci noktam uzayda 0 0 0 ikinci noktam 10 0 0 noktasında. Mesela derinlikte şurada 10 birim daha geride olan bir nokta çizmek isteyelim. Ne yapacağız? Nokta komutunu çalıştıracağız. Oranın bakın x'teki hizası sıfıra tekabül ediyor. 0, virgül. Y'deki hizası şurasını istiyorum demiştim. O yüzden 10. Yükseklikte bir değer istemediğim için de yine 0 yazıyorum. Görüyorsunuz on birim derinlikte bir nokta çizmiş oldum. Son olarak da 10, 0 noktasının on birim yukarısında bir nokta çizelim. Ne yapıyorum? Nokta komutunu çalıştırdım. Adrese 0,0,10 yazıyorum. Görüyorsunuz 0'ın 11'in yukarısında. Sanırım adres mantığı, koordinat mantığı bu örneklerle oturmuştur. Mesela şu anda fark ettiyseniz bir box'ın köşelerini, bir kutunun köşelerini çizer gibi olduk. İki tane eksik var. Şu köşe ve yukarıya denk gelen köşe. Yani şurasının zemindeki ve yukarıdaki köşeleri eksik. Mesela buranın adresi nedir? Bakın x'te 10 birim, y'de 10 birim, yükseklik 0. O zaman nokta komutunu çalıştırıyorum. 10 virgül 10 virgül Görüyorsunuz perspektiften zemindeki nokta oluştu. Son noktayı çizmek için de komutu çalıştırdım. Bu sefer ne yapıyorum? 10 virgül 10 virgül 0 yaparsam az öncekinin aynısını çizeceğim. Ama 10 yapınca az öncekinin 10 birim yukarıda olan versiyonunu çizmiş olduk. Görüyorsunuz yükseklikler de ortaya çıktı. Tabi ben az önce gözümden kaçmış. 0, 10, 0'daki bu noktamızın tepesindeki de yok. Ve şu birimimizin Üstündeki nokta da yok. Mesela bunları da farklı geçen derslerden öğrendiğimiz bir yeteneğimizle halledelim. İkisini de kaydı seçtim. Kopyalama özelliğimiz vardı hatırlıyorsanız. Bakın geldim. Copy özelliğini çalıştırdım. Nereden nereye kopyalayacaksın diye soruyor ya. Bakın oldukları yerden ee, 50 birim pardon 11'im yukarı kopyalayacağız. İlk referansı herhangi bir yerde veriyorum. Artık biraz ölçülü çalışmayı da öğreniyor olacağız. İkinci referansı vermeden önce bakın copy to yazıyor ya. 10 yazıp 10 yazarsanız ve shift'e basarsanız bakın tam 11'im yukarı gittiğini göreceksiniz. Hani orada yazdığınız ilk rakam mesafeyi sabitliyor. Peki neden mesafeyi sabitledi? Uzaydaki bir koordinatı neden işaretlemedi bu 10 rakamı? Çünkü üçlü bir sistemle yazmadık. Tek başına 10 yazdığınız anda Rhino "10 birim yük ha bu 10 birimlik bir hareket istiyor" diye anlıyor. Ama mesela siz 10,0,0 yazarsanız bakın uzaydaki 10,0,0 noktasına götürüyor. Hani bu da aklımızda bulunacak. Üçlü sistem yazdığımızda Rhino uzay koordinat sisteminde bir adres yazdığımızı düşünür. Tek başına bir rakam yazdığımızda hareketin ya da çalıştığımız komuta göre değişebilir tabii ki birimini, mesafesini algılar. 10 birim yukarıya shift'e de basarak sol tuşla tıklayıp kopyamı oluşturdum. Kopya oluşturma devam ediyor. Tamamlamak için, kopya oluşturmayı bitirmek için enter'a bastım ve kopyalarım oluştu. Görüyorsunuz. 4 tane bir box'ın köşelerini oluşturan noktaları elde etmiş olduğum koordinat sisteminden faydalanarak artık bu noktadan sonra bunların arasına çizgiler de çizebiliriz. Snap sistemini bir basitçe e, pratik yapmak için hemen yapalım. Bakın ne yapıyoruz? Çizgi oluşturma komutu şurada mevcut. Bunun içerisinde polyline'ı kullanın lütfen. Direkt tıklayın. O Osnap'imiz açık. Ve bakın neleri tutuyor olacağız? Noktaları tutuyor olacağız. O Osnap'imizin içerisindeki point özelliğini açıyoruz. Bakın artık noktalara geldiğimde o noktaları program tanıyor. Ve artık her noktanın üstüne gelip program point olarak gördüğünde sol tıklayarak çizgileri çizebilirsiniz. Tabi şu anda biraz e, bulmacalar gibi hani çizdiğim yerleri tekrar etmeden küpü çizebilir miyim tarzında bir çalışma oldu. Ama aralarına çizgileri bu şekilde çizebiliyoruz. Şimdi hepsini silelim. İkinci bir sistemden bahsedeceğiz. Hani adres mantığını anladık sanırım. Bir box çizeceğiz. Box komutumuzu çalıştıralım. Bakın işte bu sefer ee, tıklayarak değil de zemininin ilk köşesi neresi sorusuna data girerek karşılık verelim. Bu arada 0,0,0 uzayın merkezidir ve buraya bir 0,0,0 yazarsak bakın hemen o merkezi yakaladı. Ama ilk bu çizimlerde 0 hani 0 mesafe istenecek bir şey olmadığı için sadece 0 yazıp enterlarsanız da uzayın merkezinden box'ımızın box ilk köşesi olarak kullanmaya başladığını göreceksiniz. Bakın İkinci değer olarak diğer köşe nerede diye soruyor. Mesela şöyle yapalım yükseklik vermemiş olalım. 50, 50, 0. Yani ikinci köşeyi uzayda 50, 50, 0 adresinde istiyorum dedim. Enter'ladım. Yükseklik soruyor. Yükseklik içinde 50 yazarsanız bakın mesafe. Hani üçlü sistem yazarsanız adres tek bir rakam yazarsanız mesafe mantığını burada da görüyorsunuz. Burada bir küçük deneme yapacağım. Tabi box komutu olduğu için bu şekilde çalışmayacaktır. Aynen. Burada da yükseklik için 50 deyip enter'a basıyoruz ve bakın box'ımız çizildi. Şimdi bu box'ı kullanarak son koordinat sistemi ile ilgili son bilgimizi alacağız. Normal doğrusal yönleri ve adresleri anladık. Bir de rotasyonel yani e, dairesel bir uzay aksımız var. Yani şimdi bu box'ı top view'umuzu tam ekrana getirelim. En rahat orada çalışıyor olacağız. Her bakış için bu geçerli. Ben size şemasal olarak şöyle anlatayım. Her bakışta objeleri çevirebileceğiniz dairesel bir alan var tabii ki. Peki bu alanın açı olarak karşılıkları nedir? Bütün bakışlar için grid için konuşuyorum her gridde Rhinoceros tam sağa bakan yönü şu benim çizgiyle gösterdiğim yönü 0 derece olarak kabul eder. Tam yukarı bakan yönü de 90 derece olarak kabul eder. Ve saat yönünün tersinde bu hareket 360'a kadar tamamlanır. Bu, bize, bu bizim ne işimize yarayacak bu bilgi? Şudur. Siz bu box'ı seçip rotate dediğinizde çevirme komutumuz, çalıştırın çevirme komutunu ve lütfen o snap'iniz açık olsun ve endi de tutuyor olun mesela. Ve mesela bakın şuradan çevirmek istiyorsunuz. Bu endi tuttunuz, çevirmek için işleme başladınız. Referans vermeyeceğiz. Geçen sefer hatırlarsanız tıklayıp sürükleyerek böyle göz kararı çevirmiştik. Bu sefer burayı tuttuk. Herhangi bir referans vermeden eee yukarıda komut kısmına şuraya 45 yazıyorum. Görüyorsunuz box'ımız 45 derece dönmüş oldu. Ctrl Z ile geri aldım. Tekrardan rotate komutunu çalıştırdım. Bu merkezi seçtim. Bu sefer eksi 45 yazıyorum. Bakın bu sefer 45 derece ama saat yönünde döndürdü. Yani Rotasyonel aksımız saat yönünün tersi artı yöndür. Saat yönü eksi yöndür. 45-90 şeklinde de devam ediyor olduğunu, 360'a kadar tamamlandığını biliyor olacağız. E, i̇leride bazı kompleks çizimleri yaparken bu daha da iyi oturuyor olacak. E, rotasyonel aksı bir aks, bir koordinat sistemi gibi düşünmek zorunda değilsiniz. Yani çevirme aksı olarak zaten mantığı oturuyor. Ama özellikle adres mantığı yani dairesel pardon düzlemsel akslarımız ve yönlerimizin neler olduğu ve nasıl kullanıldığı ileriki çalışmalarımızda da kritik rol alıyor olacak.